Dün 15.30 sıralarında Adapazarı'ndan Kaynarca'ya doğru yola çıktım. 16.00'da Kaynarca sanayi ışıklarının orada indim. İndiğim sırada cüzdanımın cebimde olmadığını fark ettim. O sırada otobüs yanındaydı ama kalkışa geçti. Otobüsü durduramadım. Arkasından koştum. 30 metre sonra otobüs durdu. O sırada iki kişi marketin önünde indi. Onlara otobüsü durdurmalarını söyledim ama kendileri bilerekten otobüsü durdurmadılar. Ardından 30 metre sonra bir sonraki marketin orada otobüs gene durdu. Beyaz bir araba otobüsün önünü kesti. Arkadan çocuk koşuyor, bekler misiniz dedi. Otobüsün içine girip baktığımda cüzdanım yoktu. Şoför beye sordum. Cüzdanımı acaba size mi teslim ettiler? Kendisi bana kimsenin cüzdan teslim etmediğini söyledi. İki kişi biz kalktıktan sonra hemen yerimize geçtiler. 10 metre sonra da otobüsten indiler. Otobüs şoförüne otobüs görüntülerine baktıktan sonra iki kişinin yerimize geçtiklerini gördük. Kendisi cüzdanımı cebine atıyor ve 10 metre sonra araçtan iniyor. O bahsettiğim iki kişi de marketin önünde inenler. Onlardan otobüsü durdurmalarını söylemiştim ama inmeyenler. O polis karakoluna gittik. Polis karakolunda ifade verdik. İçinde 650 lira nakit param vardı. İki tane banka kartım ve TC kimlik kartım vardı. Bu şahısların bulunmasını ve kaybolan eşyaların geri getirilmesini istiyorum. Yunus Emre arkadaşımızla beraber Kaynarca yolculuk yapıyorduk. Otobüs indikten sonra Yunus Emre Kaya'nın cüzdanı kaybettiğini, düşürdüğünü fark ettik. Otobüsün peşinden koştuk fakat yetişemedik otobüse. Sonrasında şansımıza otobüste, Kaynarca'da bulunan otobüslerde sadece o otobüste kamera olduğunu fark ettik. Kamera kayıtlarına baktığımızda da iki tane şahısın cüzdanı aldığını gördük. Ardından da karakola gittik. Karakolda da gerekli kamera kayıtları incelendi.